Fagot taht üflemeli bir enstrüman. Çift kamışlı. Genelde taht üflemelerin en bas sesi olarak biliniyor. Şimdi buradan üflüyorum. Üflediğimde tabii bu çok ince bir boru. Buradan çeşitli perdeler ve delikler var. Onları kapatıp şuradan şu tenor dediğimiz kısımdan geliyor. Burada boru kıvrılıyor. Tekrar bu taraftan böyle çıkıyor ses. Çift taraflı olduğu için bunun üflediğim zaman, içine hava verdiğim zaman titreşiyor bu kamış içeride. Eğer ıslak olmazsa titreşim olmaz. Yani titreşmeyeceği için ses de çıkmaz doğal olarak. O yüzden ıslatmam gerekiyor. 1 dakika, 1,5, 2 dakika civarı ıslatıyorum. Ondan sonra çalıyorum. Fagot genelde şefin tam karşısında, arkalarda duruyor. Üflemeliler arkalarda oluyor çünkü. Kalağından tanıyabilirsiniz belki. Böyle çalındığında şuradan gözüküyor. Oradan tanıyabilirsiniz. Tahta üflemeli grubunda bas sesi üstleniyor. Orkestrada tabii ki zaman zaman cello ve kontrbaslarla bas görevi görüyor. Zaman zaman orta oktavdaki sesleriyle pedal görevi görüyor. Zaman zaman da çok etkileyici soloları var. Barok dönemden beri olduğu için bu enstrüman çoğu eserde var. Mesela Vivaldi'nin de çok fazla konçertosu var. Fagota yazılmış. Mozart konçerto var. Ama daha çok modern dönem, 20. yüzyıl çalmayı daha çok seviyorum. Biraz ağır bir enstrüman ve büyük de bir enstrüman. Boyutu da büyük. O yüzden tabii ki ilk başta biraz şey oldum böyle, bunu nasıl taşıyacağım falan diye kaldım. Küçük yaşta başladığımız zaman genelde daha destek oluyoruz. Tutuşu, hani dengede durması biraz zor oluyor. Çünkü biraz hani çapraz taşındığı için de zor oluyor. İlk başta tabii ki zaten kamış üfleyerek başladım. Önce diyafram nefesini öğrendim. Diyaframdan üflemeyi öğrendim. Ondan sonra fagota, enstrümana geçtim. Thank you.